Şimdi de rahmetli annemin, babamın hatıralarıyla dolu olan evi tezgah kurarak elimden ortalık çok karışık ya. Ortalık fena karışık. Hemen reis haberdar etmem lazım. Alo, alo. Efendim, duyuyor musunuz efendim? Seslerimi bir kez efendim. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah efendim. Hali ahvaliniz efendim iyidir efendim. İnşallah efendim yerindedir efendim. İyisiniz. Oh maşallah katır gibisiniz ha. Yani turp gibi manasında söyledim efendim. Affedin efendim. Konuya geliyorum. Efendim şimdi malumuz durumlar maalesef hiç iyi değil son günlerde. Biliyorsunuz talimatınızla Sedat Peker'in evine çökünce Twitter'dan sağlı sollu kroşelerle şu an yardırıyor. Yara yara gidiyor efendim. Yani nereye çarpacağı belli değil. Tabanımızın da kafası çok karışık efendim. Yani şu anda Sedat Peker'in evine çökülmesi olayını biraz fazla buldular. Canım biz tabii ki söyledik. Her ne kadar biz ilk defa mala mülke çökmüyoruz arkadaşlar. Daha önce de binlerce kişinin evine, malına, mülküne, barkına, iş yerine çöktük desek de tepkileri dindiremedik efendim. Bu arada Sedat Peker her geçen gün çemberi daraltıyor efendim, haberiniz olsun. Yani her an arslan avına başlayabilir. Acilen bir şey yapmanız lazım efendim. Böyle beklemekle olmaz. Bir emriniz var mı efendim? Nasıl efendim? İnsanları kutuplaştıracak, safları sıklaştıracak popüler bir sanatçıyı hedef tahtasına mı koyalım? Vallahi efendim malumunuz sizin korkunuzdan öyle hedefe koyacak cesur sanatçı da kalmadı ortalıkta. Yani Gülşen diye biri var şu an aklıma o geliyor ama işinizi görür mü bilmem. Gülşen efendim Gülşen. Evet efendim aynen cıbıldak cıbıldak sahneye çıkan sözde sanatçı. Evet hani orasını burasını açan sizin dediğiniz gibi. Maşallah yakından takip ediyorsunuz efendim he? Affedersiniz efendim hemen konuya geliyorum. Efendim işte bu cıbıldak bahsettiğiniz o vatan haini Gülşen var ya sanatçı. Bir şey söylemiş imatiplerle alakalı. Sapık demiş efendim. Hemen din soslu operasyona başlayalım mı? Ama efendim bu yeni bir şey değil ki yani. Kadın bu lafı 3-4 önce falan söylemiş yani. Yeni değil bu olay. Olsun diyorsunuz. Damardan biz girelim diyorsunuz. Bizim kitle zaten her türlü yer diyor. Kesinlikle yer efendim. Her türlü kılçıksız bütün yutarlar efendim. Çiğnemeden. Hay aklınızda bin yaşayın efendim. Bu suni günden bizi epey idare eder bu şekilde. Evet, böylelikle bizim mallar da safları sıklaştırmış olur. Al seni. Vallahi bu yaşıma geldim. Bu kadar kurnaz birini görmedim efendim ya. Şeytan sizi görse şerefsizim önünüzde secde eder, önünüze kapanır ya. Alo. Alo efendim. Efendim. Bu niye şimdi kapattı? Ha bu şeytanı rakip olarak görünce bir kıskandı bu. Bir kıskandı bu şey. Ah seni var ya. Tek rakibim şeytan diyor. Şeytan diyor tek rakibim.